Terör, yine terörün asıl kaynağı Hristiyan toplumlardır. Fransa'da doğmuştur terör kavramı. Modern modern haliyle, silahlı şiddetle insanları Birbirine korkutarak hisler, yönetim, kan değiştirme, döndü. yönetim değiştirme fikri ilk Fransa'da doğmuştur. Oradan Rusya'ya atlamıştır. Terörün tarihinde bu konuşulur. Dolayısıyla Hristiyan toplumlar teröristtir. Reform, Rönesans yaptıktan sonra da hala bunlar terörizmin merkezidir ırkçılığın keşfedildiği yer, sömürgeciliğin keşfedildiği yer hepsi Hristiyan toplumlardır. Dolayısıyla Hristiyanlık yanlıştır bir şey diye bir şey söyleyebilir miyim? En son bir örnek daha vereyim. Biraz daha can acıtıcı bir örnek. Şimdi ben çıkacağım bir Müslüman olarak çıkacağım Hristiyanlara veya Katoliklere. Ya Katoliklikte bir kural var. Papazlar evlenemiyor. Dolayısıyla cinsel taciz ve bilmem ne olaylarına karışıyorlar. Dolayısıyla Katoliklik değil mi? Ama tartışılır bu. Ya bakın ben kalkıp buradan Katolikliğe Kardeşim katolikliği değiştirin bu papazlar artık evlensin burada müceddit gibi hüküm koyma yetkin var mı? Böyle bir laf Söyleyebilir miyim? Akıl mantık Ama alır mı bunu? Ama tartışırız bunu. Almaz bunu, beyefendi almaz. Bakın bunun, buna mücehit filan demeyiz. bunu oturur ha, tartışırız. Hayır, Hristiyanlar bunu, bunu yapıyor. Bunu Biz Hristiyanla... bununla ilgili kavramları doğuma yapıp tartışma ya, dışı bırakıyoruz. Tart... Aklı bir kenara koyuyoruz. Öyle değil ya ben size bir şey söylüyorum. <laughs> o kilisenin içerisinde bu tür işlere karışmayan taciz tecavüz işlerine karışmayan tonlarca insan var. Bunları hepsini bir kefeye atıp bunlar ben Hristiyanlar, Katolikler e, alayı sapkındır vesaire bir, gibi bir şey söylemiyorsam. Ya, ama caş, ya, bir söylem olur. Söylemiyorsam. Ama yok da diyemeyiz. Ya ben ama Ruşen Bey ben size yönelik değil söylediğim şey. Yok Bak, yok ya, ben katkı anlamında söylüyorum size zaten destek veriyorum. Benim söylediğim şey şu yani birçok dinde sapkınlar da çıkar. Birçok dinde terörist de çıkar. Dini toplumlarda çıkar. Orada çıkar burada çıkar. Siyasi ideolojilerde çıkar. Ekonomik gruplarda çıkar. Her yerde çıkar. Şimdi böyle bir alışkanlık 90'lı yıllarda doğdu. Onu anlatmaya çalışıyorum. İslam'ı merkeze koy, İslam'ı ötekileştir. Onun üzerinden bütün İslam toplumlarını ve hatta İslam dinini şey revize etmek, düzenlemek, reforme etmek, onun hakkında fetva vermek hakkını kendinde gör. Bunu ancak küstah bir batılı yapar. Bunu ancak küstah Jacoben kültürün kaynaklık ettiği Fransa yapar. Bunu ancak e, şeyden, İslam toplumlarından nefret eden Macron gibi tipler Peki. yapar. Bu korkunç bir suçtur. Bu insanlık adına işlenmiş büyük bir ahlaksızlıktır. Dolayısıyla kalkıp, Peki. ya Macron bunu söylemiş, işte bunu konuşalım. Bu başka bir şey. Biz kendi adımıza, kendi toplumlarımızda ne tür sorunlar yaşanıyor, mezhepler arası kavgalar çıkıyor, şu bu bunları konuşuruz. Bunu bilen adamlar daha iyi konuşur. Bunlar tartışma konusudur ama sen Macron çıkacak, evet. gelecek... Efendim, İslam'da bir şeyler yanlış gidiyor. Kimin ne haddine böyle bir şey söylenebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ama onu ısrarla söylüyorum. Maalesef Batı'da bu çok yaygın bir şey. Bu sadece Fransa'da değil. Bakın Almanya'da çok uzun süredir liberal İslam diye bir e, hikaye üretiliyor. Camilerde çeşitli camiler kuruyor Alman devleti ve İslam'ı yeniden yorumlayalım diye Alman, Alman devletinin İslam. içerisinde asimile edilmiş bir İslam kültürü yaratmaya çalışıyor Alman devleti. İ Öbür tarafta Fransa uzun zamandır işte e, şeyden Afrika'dan göçen Müslümanlara yönelik bir asimilasyon politikasını izliyor. Kendi içlerinde yaşadıkları bir sorunu İslam'ı ötekileştirerek, İslam toplumlarının geri kalmışlıklarını bir bahane haline getirerek İslam kötüdür, İslam Eksiktir, İslam yanlıştır fikrini sürekli üretiyorlar. Ve Macron bundan ne umuyor biliyor musunuz? Macron bundan seçim kazanmayı umuyor. Çünkü maalesef e? bize hep anlatılır ya batılı toplumlar çok efendim dini hassasiyetlere şey kayıtsız değil. Hoşgörüler. Hoşgörüler. Peki şimdi i̇şte Macron'a tepkilere bakıyor Asla ben. ve kat'a bakın söylüyorum batılılar... ...herhangi bir İslam toplumunda başka dinlere duyulabilecek hoşgörünün yakınında bile değiller. Ee, kendileri ilk defa bu meseleyle karşılar. Yani Yahudileri fırınlara atan e, Batılılardır. İslam toplumuna, İslam Müslümanlara de. da yönelik çok korkuyorum yakın dönemde benzer katliamları işleme niyetinde olan yine bu batılı toplumlar. Şimdi e, çok, şey yani. çok özür dilerim şunu ekleyeyim ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisini ifade ettik. Keza ee, AK Parti sözcüsü Ömer, Ömer Çelik'in de eleştiri ifadeleri vardı. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda bir reaksiyon var. Ben bakıyorum başka İslam ya da Müslüman ülkelerden, İslam dünyasından reaksiyon var mı diye. Siz gördünüz mü? Tam da bunun cevabını vereceğim. Niye yok? Ee, bir tek dünya Müslüman yok. alimler birbirinden bir açıklama tabii ki yok. var. Niye yok? Bugün hepsi zaten Batı emperyalizminin etkisi altında. Bugün Suudi Arabistan'daki Vahabileri Amerika Birleşik Devletleri'nin uydusu olmanın dışında görebiliyor muyuz? Dolayısıyla biz dün ne diyorduk? Bugün de aynı şeyi söylüyorduk. Dün 10 Kasım'da e, Kral Fat Türkiye'ye geldiğinde ziyaret edildiğinde kızmadık mı? Kızdık. Bayraklar yere indirildi. Yaz tutuldu. Kral öldü falan diye. Biz dedik ki Suudi Arabistan bunu hak etmiyor. Uydu devlet. Uydu devlet o. Oh. Uydu devlet Birleşik Arap Emirlikleri. Ne yaptı? ne yaptı? Ne yaptı? Askerlerini, askerlerini aldı getirdi Doğu Akdeniz'de bizim karşımıza. Bahreyn, Katar, Irak baktığınız zaman... Suriye'ye kadar, hiçbirisi Mısır'a kadar, hiçbirisi bir bağım... Ya her şeyi bir kenara bırak arkadaşlar ya. İnsan haklarından konuşun, biraz kadın haklarını... daha Suudi Arabistan'da düne kadar kadınlar araç kullanamıyordu. Yanına bir erkek çocuğu olmadan bir kadın Arap coğrafyasında sokağa çıkamıyor ya. Hala evet. hala bunların tartışıldığı bir coğrafyada, e, aydınlanmanın olmadığı bir yerde biz neleri konuşuyoruz? Ben diyorum ki elhamdülillah Müslümanım ama benimle Allah arasına hiçbir kul girmez. Ben de papaz yoktur. Ben kimseye tapmam. Kimseden akıl almam. Ben biat etmem. Ben aklıma inanırım. Kitabımı kendim okurum, zaten Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku, buna göre hareket ederim. Bunun dışında manipüle edenleri, Afganistan'ın başına gelenleri ayrı mı konuşmak lazım? Pakistan'ın başına gelenleri ayrı mı bir... Bangladeş'teki durumu, dünya coğrafyasında bugün İs İs İslam coğrafyasındaki geri kalmışlığın sebeplerinde bu vesileyle Peki. tartışmak lazım gerekir diye düşünüyorum. Sayın Cevizoğlu var mı ekleyeceğiniz bununla ilgili? Çünkü biraz da kalan o, vaktimizde var, var, HDP ile ilgili tartışmayı konuşmak istiyoruz. Buyurun. Tamam. Sabaha kadar konuşuruz da özetle Bu, evet. söyleyeyim. Şimdi İslami terör kavramından eleştirisinden hani Hristiyanlığı suçlayalım mı suçlamayalım mı noktasına da gidildi. Şimdi biz Hristiyanlığın bozulmuş olduğunu yani Allah'ın indirdiği dinin değil uydurulmuş bir Hristiyanlık olduğunu söylüyoruz ya hep beraber. Şimdi yine de elde İncil'ler var. Ben size hani şiddet neredeymiş ya da özü bozulmuş da olsa şu anda ellerinde okudukları İncil'den mesela Matta İncili 10 34'te şu sözler var. Hazreti İsa'nın sözü diye yazıyor. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil kılıç getirmeye geldim. Yine Matta İncili 10 35'te şu var. Çünkü ben babayla oğulun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim sözü var İncil'de. Bir tane daha okuyacağım, geçeceğim. E, Luka İncil'i 12. bölüm 49. ayet İncil'de İsa'nın sözü olarak söyleniyor. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Buna benzer çok şiddete içeren sözler var. Biz bunların İncil'in bozulduğunu, o yüzden İslamiyet'in geldiğini söylüyoruz. Ama başka konuya geçeceğiz dediniz, bu kadar herhalde yeterli. Peki, o zaman şöyle devam ha, bir edelim. Bir daha affedersiniz, şeyi söyleyecektim. Macron'u. Macron'un kim olduğu inancını konuştuk demin. Hı hı. Şimdi Wikipedia'nın İngilizce sayfasında şu yazıyor. Dindar olmayan bir ailede büyümüş olmasına rağmen Macron 12 yaşındayken kendi isteği üzerine bir Roma Katoliği olarak vaftiz edildi ama şu anda agnostiktir diyor. Agnostik bilinemez yani ben, biz Tanrı'yı bilemeyiz düşüncesi bilinemezcilik akımı bu. Yani Hristiyan da değil şu anda Müslüman da değil. Ee, Ateist. Durum bu. Ateist de değil. Ateist Tanrı'yı kabul etmeyen. Ama agnostik Tanrı olabilirdi olmayabilirdi ama bizim insan ee, düşüncesi... Bilinmezlikçi diye belki agnostik. Evet.